Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz ses dalgaları olacak. Öncelikle sesi tanımlayalım. Ses kaynakları titreşerek sesi meydana getireceklerdir. Titreşim bir cismi ileri geri gidip gelme hareketidir diyebiliyoruz. Ses veren her şey titrer. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilirler. Ses üreten varlıklara ses kaynağıdır diyeceğiz. Ses madde değil enerjidir. Ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yani ses dalgaları ilerleyebilmek için ortama ihtiyaç duyar arkadaşlar. Hiçbir sesi boşlukta iletemediğimizi söyleyebiliyoruz. Ses dalgaları aynı zamanda boyuna dalgalardır diyebiliyoruz. Sesin oluşması ve yayılması ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından iletilebilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin titreşmesiyle meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı, sıvı, gaz gibi esnek bir ortam bulunması gerekiyordur diyebiliriz. Yani sesin boşlukta yayılamayacağını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ses oluştuğu ortamlarda dalga halinde yayılacaktır. Titreşen her madde ses oluşturur fakat oluşan ses dalgaları aynı değildir. Ses dalgalarının bazı özellikleri vardır. Bunlardan birisi genliktir. Bir dalga tepesi ile bir dalga çukur arasındaki mesafenin yarısı bize genliği verecektir diyebiliriz. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Biz dalgalar konusunda da görmüştük. İki dalga tepesi arasında ardışık gelen 2 dalga tepesi arasındaki mesafe bize lambda dalga boyunu veriyordu veya ardışık gelen iki dalga çukuru arasındaki mesafe lambda dalga boyuydu ya da şöyle de diyebilirim bir dalganın kendini tekrar ettiği mesafe değeri yine bana neyi verecektir lambda dalga boyunu verecektir diyebiliyoruz Peki genlik dediğimiz şey neydi Denge noktasına olan maksimum yükseklik veya maksimum alçalma miktarıdır diyebilirim O zaman buradaki değer de bizim için genliği verecektir diyebiliyoruz ve bu genlik değeri ses dalgalarında enerjiyi ifade ediyordur diyebilirim. Genlik ne kadar büyükse o ses dalgasının enerjisi de o kadar büyüktür diyebiliriz. Yankı ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yansıyıp geri dönmesi olayına denir. Bir engele ses dalgaları gönderilip engelden yansıyan sesin tekrar geri dönmesi arasında geçen süreden engelin uzaklığı tespit edilebilir. Gemilerde deniz derinliğinin saplanması, Balık sürülerinin izlenmesi, batık gemilerin yerinin saptanması için sonar cihazların kullanılması hep bu yankı olaylarının yardımıyla meydana geliyordur diyebiliriz. Sonar cihazları suyun sesi iletmesi sayesinde çalışır. Yankı olayının gerçekleşmesi için gerekli en küçük uzaklık 20 santigrat derecede 17 metredir. Engelle aramızdaki uzaklık 17 metreden küçük ise yansıyıp geri dönen ses dalgalarını ayırt edemeyiz. Rezonans olayı bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları çevredeki bazı ses kaynaklarını etkileyerek titreştirebilir. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğer ses kaynağının da titreşmesi olayına biz ne diyebiliyoruz? Rezonans olayıdır diyebiliyoruz. Mesela arkadaşlar şekilde bir diyapozon verilmiş ve bu diyapozonlardan birine vurulduğunda diğer diyapozonda da bir titreşim meydana geliyorsa burada rezonans olayı meydana gelmiştir diyebiliyoruz.